Merhaba satranç severler. Bugün de dünyanın en iyi satranç oyuncularından Paul Keres hakkında bilgilendirme yapacağım. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Bir dakika. Evet. Bu Paul Keres 1916 doğumlu. Rusya'nın Estonya'da Narva şehrinde doğmuş. Benim dilim bu kadar dönüyor. Paul Keres diyorum. Doğrusu bu arkadaşlar. Paul Keres diyormuşuz. Evet, şimdi biyografisine bakalım. Hemen biyografisine bakalım. Paul Keres 5 kez Estonyalı ve 3 kez Sovyet satranç şampiyonu olmuş. Estonya'nın 5 kez şampiyonu, Sovyetlerin de 3 kez satranç şampiyonu oldu. Hiç dünya şampiyonluğu maçında oynamamış olmasına rağmen aslında şampiyon olamayacağın en iyi oyunculardan biri olarak kabul edildi. Satrancın zirvesine ulaşmaya en yakın olduğu an 1948 Dünya Satranç Şampiyonu turnuvasında 3. sırada bitirmesiydi. Evet. Erken yaşamı ve kariyeri 1916'da Estonya'nın Narva kentinde, daha sonra Rusya İmparatorluğu'nda ve daha sonra Sovyetler Birliği'nde doğdu. Kardeşi Harald tanınmış bir fizikçi olacaktı. Ancak satranç Paul'un işiydi. 19 yaşına geldiğinde satranç becerilerinin çoğunu yazışma oyunlarında geliştirmiş olan Estonya şampiyonu olmuştu. Örneğin bu hücum oyunu 1931'de bir şah matla sona erdi. Evet. Burada bir örnek oyun var. Bugün bunu incelemeyeceğiz tabii. Aşağıda bir oyun, Alexander Alekin dünya şampiyonu. Onunla o oyunu inceleyeceğiz. Çünkü video kısa olsun istiyorum. 1935'te ilk kez Estonya şampiyonluğunu kazanmak için Keres'in çıkışıydı. 1935 olimpiyatlarında Estonya'nın ilk board'u oynadı ve oradan uluslararası arenaya çıktı diyor. Değişik illerde turnuvalara katılmış ve çoğu satranç şampiyonuyla oynamış. Biliyorsunuz bir Paul Murphy var, birinci. Bu da ikinci Paul diyorlarmış. Güçlü bir oyuncu. Gördüğünüz gibi bakın burada Keres 1937'deki başarıları 1938'de belki de tüm zamanların en güçlü turnuvasında kazandığı zafere yol açtı. Hollanda genelinde oynanan Avro turnuvasında Ruben Fine, Capablanca, Reshevski ve Flor'un yanı sıra Mikhail Botvinnik, Max Öve, Alexander Alekin yer aldı. Keres, Reshevski, Capablanca ve Fine'a gelirken hiç kaybetmedi. Elde ettiği 8.5'a 14. Yani 14'te 8.5 puan almış. Fine'i birinci sıraya bağladı ve Keres eşitlik bozmalarında kazandı. Evet, bu oyunu da buradan inceleyebiliriz arkadaşlar. Ama bizim incelemek istediğimiz oyun Alekin'le oynayacağı oyun. 1948 Dünya Şampiyonası Avro Turnuvası 1938'de yazılmış olmasına rağmen evet, Alekin oyunu çok önemli. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Burada tarihler var. Tarihlerde aldığı dereceler, notlar. Bunları inceleyebilirsiniz. 8 yanılmıyorsam 9 satranç 9 satranç şampiyonuyla oynanmış iyi bir oyunu var. Onu ilerleyen bir dönemde Paul Keres için bir video daha çekeriz inşallah. İşte mirası demiş ve gördüğünüz gibi Paul Keres'in hakkında bir pul da yapılmış, hatıra pulu. Evet, bizim Paul Keres ile yazıyor size bu. Bu değil. En iyi oyun. Evet, bu oyunu inceleyeceğiz. E4, E5. At çıkıldı. Piyonu tuttu. İspanyol açılışı. Teorik kısmını incelemiyoruz. Merkeze bir saldırı.
ve merkeze üzerine bir hücum. Atlarda değişildi. Rokumu bozdu. Kısa hop, evet, burada uzun rok yaptı. Alexander Alekin'e, evet. Şimdi burada kaleyi istiyor. Kaleyi alırsa kaleye şah diyor. Kaleyi kapatmaktan başka çare yok. Mat ediyor. Bu oyunu hızlandırılmış değildi. Şöyle ilerleyelim. E4, E5. Gördüğünüz gibi atı çıktı. E4'ü E5'e saldırınca beyazlar, yani Paul Keres E5'e saldırınca Alexander Alekin de piyonunu atla tuttu. Ve İspanyol açılışının tipik hamlesi. Evet. Fil rahatsız edildi. Fil kaçıldı. Şimdi beyazda giden file yol açtı Alexander Alekin. Evet. Paul Keres de atını çıktı. Şimdi merkezi parçalamaya yönelik bir hareket. Fianchetto fili geldi Alexander Alekin. Eğer merkezde bir taş değişimli olsa daha güçlendirmek için. Değil mi? Siyahta giden filini Paul Keres ne yapmış oldu? D4'ü tutmuş oldu. Çünkü hem at, hem piyon, hem fil. 1, 2, 3. 1, vezir 2. Şimdi 3 dedi. Değişirse diye. Hafif taşını çıkınca Alexander Alekin diğer atını hemen merkezi parçalama yönelik girişimde bulundu. Paul Keres. Gördüğünüz gibi hemen rakibin rokuna engel olma hamlesi yaptı ve kısa rok yapamadı Alexander Alekin. Ben de dedi manevra yapar atımla güzel bir kareye otururum dedi. Evet, gördüğünüz gibi Paul Keres atıyla da atağa kalktı. Merkez kareye geldi. Evet, at güzel bir kareye oturmuş derken atları değişimini tercih etti Paul Keres. Değişim olduktan sonra da merkez piyonunu sürdü. Sağ olun. Sizler de çok yaşayın. İyi yaşayın. Evet. Orada Alexander Alekin piyonlarla geleyim derken şimdi tabii rok yapılmadı için hemen değişim yaptı Paul Keres. Kaleyi de oynatınca ne olmuş oldu? Alexander Alekin uzun roktan başka şansı kalmadı. Paul Keres de uzun rok yaptı. Şimdi şayet uzun rok yapmak için hazırladı. Veziri çıktı. Uzun rok yapacak Alexander Alekin. Belli oldu. Evet. At kırılınca, evet, burada fil de isteniyor. At istenince beyazda giden filiyle Alexander Alekin atı kırarsa piyon düzeni bozulmasın diye vezirle tutmuş oldu. Aynı zamanda buradan da H7'ye bakıyor. Aynı zamanda ne yapmış oldu Paul Keres? Uzun roku kesmiş oldu, değil mi? Evet. Onun için file geldi, perdeledi. Uzun rok yapacak Alexander Alekin. Atla dedi, ben bunu alayım. Eğer vezirle atı alırsa fil boşta, şah ve mat alınamıyor, değil mi? Uzun rok yaptı. Tekrar geriye geldi Paul Keres. Taş değişimi yapıldı. Şimdi D ve E açık hat. Açık hatları kaleler severdi Paul Keres. İki kalesini de açık hatta geldi. Alexander Alekin de biz de vezirimize hissettirelim rakibimize dedi ve şahın burnunun dibine geldi. Ve şah. Şimdi burada kaleyle vezir alınırsa E'deki kaleyle şah çekiliyor. Kaleye gelmek zorunda, başka alternatif yok. Diğer kalede şah çekilip mat ediyor. Çok güzel bir oyun.
Müthiş.